Merhaba arkadaşlar, Tarih Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. THT Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her evet, zaman kaybetmeden hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz bir, madde ve özellikleri ilgili soru. İrem sınıfta kılcallıkla ilgili sunum yapmak istiyor. İrem'in sunumunda yukarıdaki görsellerden hangilerinin kullanılması Doğru olmaz. Hangisi kılcallık da alakalı değil. Arkadaşlar ilk önce kılcallığın bir tanımını yapalım. Kılcallık şuydu. Adiyasyon ve kohesyon kuvvetlerinin etkisinde sıvıların kılcal borularda yer değiştirmesi olaydı. Peki birincisi peçetenin suyu emmesi. Arkadaşlar zıt maddelerin çekimi peçetenin suyu emmesinde adezyon kohezyon kuvvetinden kaynaklanıyor. Bu olay kılcallıkta alakalıdır. Peki sallama çayının ipinin masa ıslatmaması Arkadaşlar sallama çay içerisindeki poşet çayın içerisinde ve arkadaşlar zıt maddeler çekiminden kaynaklanıyor. Sıvı ya da çay masanın üzerine doğru hareket ediyor. Bu da arkadaşlar adiyasyon veya kılcalık etkisine kaynaklanıyor. Duvarda suyun yükselmesi, zıt maddelerin çekimi, adyozyonun büyük olmasından suyun yer değişmesi. Bu arkadaşlar yine kılcalık olay var. Peki pipetle meyve su içilmesi ama dikkat edin. Arkadaşlar pipetin içerisindeki öncelikle hava çekilir. Hava çekilince havanın basıncı azalır. Akışkanlı basıncın büyük olduğu yerine yani pipet e, meyve su içerisinden yukarı doğru hareket Edilir. Bu olay kılcallık değil. Bu olay arkadaşlar Bernoulli ilkesidir. suyu göceğine suda batmadan durması kılcallıkla değil. Arkadaşlar bu yüzey gerilimden kaynaklanır. Hangileri kılcallıkla alakalı değildir? E, 4 ve 5 cevap çık Arkadaşlar ne oluyor? B'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz bir kaldırma kuvveti soru. Sorumuza dikkat edelim. Suda çözünmeyen düzgün ve türdeş katı cisim su içinde şekildeki gibi dengededir. Sıcaklık sabit kalma koşuluyla 1-2-3 yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir cismin suyun içine attığımız anda bu şekilde askıda kalmışsa bu cismi iki tane kuvvet etkiler. Bir tanesi kaldırma kuvveti, diğeri de arkadaşlar cismin ağırlığıdır. Batan kısmın tam ortasından yukarı doğru suyun kaldırma kuvveti vardır. FK, cisim türde eşya tam ortasından aşağı doğru kendi ağırlığı vardır G'dir. Bir cisim dengede ise yukarı giden aşağı giden eşit yani kaldırma kuvveti eşittir tam da cismin Ağırlık kadar. Şimdi verilenlerden hangileri doğrudur? Bir. Suya tuz katılırsa cismi etkiden kaldırma kuvveti artar. Doğru mu? Arkadaşlar suyun içine tuz konulunca kaptaki suyun veya karışımın yoğunluğu ne yapar artar? Suyun yoğunluğu artınca cismi yukarı doğru kaldırır cismi böyle çizeyim yani batın hacmi azalmış olur. E arkadaşlar buna yine iki kuvvet etki eder. Batan kısmın ortasından yukarı doğru kaldırma kuvveti. Aşağı doğru da cismin ağırlığı gelir. Az önce şuydu. FKG kadar da yine FKG kadar ağırlığı değişmediği için kaldırma kuvveti değişmez artar diyor. Bu yanlış. 2. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük. Su ile karışabilen bir sıvı suya karışılırsa cismin etkiden kaldırma kuvveti azalır. Acaba doğru mu? Arkadaşlar suyun içine yoğunluğu küçük olan bir sıvıyı konulunca karışımın yoğunluğu ne yapar? Azalır. Karışımın yoğunluğu azalırsa cisim artık su içinde dibi doğru bu şekilde batar. Arkadaşlar buna etkiden kaldırma kuvveti yukarı doğru, ağırlık aşağı doğru. Zaten her etkiye karşı bir tepki var. Yukarı doğru da tepki kuvveti vardır. Az önce FkG kadardı. Şimdi Fk artı n yukarı gidenlerin toplamı aşağı giden eşittir. Kaldırma kuvveti G eksi n kadar olur. Kaldırma kuvveti G kadardı. İkinci durumda kaldırma kuvveti G eksi n kadar. Kaldırma kuvveti ne yapar? Azalmış olur. Evet arkadaşlar üçüncü şıkkımız sistem. Yer çekilmesinin daha küçük olduğu bir yere götürülürse cismin suya batan hacmi azalır. Arkadaşlar batan hacim yer çekilmesine bağlı değil ispatını yapalım. Kaldırma kuvvetinin formülü şuydu. Ve batan çarpı d sıvı çarpı G. Arkadaşlar ağırlığın formülü MG ya da V cisim çarpı D cisim çarpı G'dir. Arkadaşlar yer çekimleri karşılıklı birbirini götürdüğü için cismin suya batan hacmi yer çekilmesine bağlı değil. Arkadaşlar yer çekilmesi artsa da azalsa da batın hacim değişmez. Üçüncü ifade yanlış. Yalnız iki cevap şıkkı alır. Unutmayın arkadaşlar cisim dünyada sıvıda ne kadar batmışsa A yüzeyinde gitse yer çekimimiz azalsa da batan hacim değişmiyor aynı kalır. Cevap şıkkımız ne oluyor burada arkadaşlar? Adanadır. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz bir ısı iletimi ile ilgili bir soru. Uçlarına özdeş mum yapıştırılmış uzunlukları ve kalınlıkları eşit olan KLM metal çubukları birbirine pelçinlenerek ortadan ısıtılıyor. Arkadaşlar tam ortadan ısıtılıyor. L'nin ısı iletkenliği M'ninkinden fazla, e, K'ninkinden az olduğuna göre X, Y, Z özdeş bal mumlarının düşme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar verilenleri ekleyelim. E, bu L'nin tam ortasını ısıtmaya başladım. Bu bir. Boyları kalınlıkları birbirine eşit. Bir de ısı iletkenliği olarak L'nin ısı iletkenliği M'ninkinden fazla, ve kanikinde az. O zaman en hızlı arkadaşlar K ısı iletiyor. Ve arkadaşlar L, M'den fazla en yavaşta arkadaşlar meyletiyor ve orta hızda da L iletiliyor. Arkadaşlar ısı iletkeni katılar için edicidir. Bazı cisimler ya da metaller ısıyı daha hızlı iletir. K gibi bazıları da daha yavaş iletir. Şimdi arkadaşlar erime sürelerini kıyaslayın dedi. İlk önce şöyle. Arkadaşlar ısıttığınız anda ısı bir uçtan diğer uca iletim yoluyla yayılır. Metaller için veya katılar için. Arkadaşlar boyları birbirine eşit olduğu için şurası şu. Aynı anda bu noktada sigiler, aynı anda bu noktada gider İlk önce eriyip düşen Y olacak. Peki daha sonra hangisi? Arkadaşlar boyları aynı olduğu için ısı buradan da yayılır, ama buradan da yayılır. Peki hızları aynı mı? K en hızlı olduğu için K'dan ısı daha hızlı ilerler. İlk önce daha sonra X ve en son hangi mum erir, Z erir? önce y sonra x daha sonra da z düşer cevap şıkkımız ne oluyor denizidir Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz bir iş güç enerji sorusu. Güzel bir soru. sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri yola paralel olarak uygulandığında cisim F1 yönünde düzgün olarak hızlanıyor. Buna göre 1-2-3 ifadenin hangisi kesinlikle doğru? Arkadaşlar cisim ortamda e, ortamda sürtünmek, sürtünmesiz yatay bir yolda. ilk önce cisim durmakta onu çizelim. Veya cisim F1'in yönünde yani bu tarafa doğru buradan buraya arkadaşlar delta x kadar yer değiştirmiş olsun. Şimdi arkadaşlar F1'in yaptığı iş şudur. F1 çarpı delta x. F1'in yaptığı iş F1 çarpı delta x kadar. F2'nin yaptığı ise ters yönde tabii ki aynı yönde gittiği için bu artı. Öbürünün yaptığı işte eksi F2 çarpı delta x kadar f2'nin yaptığı iş. Ama bizim için net kuvvetin yaptığı iş sorduğu için sorumuz da böyle geçiyor. Arkadaşlar net kuvvetin yaptığı iş de kuvvetin netini alın. F1 bu tarafa F2 diğer tarafta F1 eksi f 2 Çarpı delta x kadar net kuvvetin yaptığı iş vardır. Hangisi kesinlikle doğru? 1. F1 kuvvetinin yaptığı iş Net kuvvetin yaptığı işten büyüktür. Arkadaşlar F1'in yaptığı işten F2'nin yaptığı iş çıkartılıp net kuvvetin yaptığı iş bulunur. Tabii ki F1 kuvvetinin yaptığı iş net kuvvetin yaptığı işten büyük olur. Bir doğru 2. F1 kuvvetinin yaptığı iş F2 kuvvetinin yaptığı işten büyüktür. Arkadaşlar yollar birbirine eşit ama F1 F2'den büyük olduğu için F1'in yaptığı iş F2'den daha büyüktür. İkincisi de doğru. 3. F2'nin yaptığı iş net kuvvetin yaptığı işten büyüktür. Arkadaşlar F2 ile net kuvvet arasında bir ilişkini kesinlik veremeyiz. Onun için F2'nin yaptığı iş net kuvvetin yaptığı işten büyüktür, küçüktür, eşittir. Bunun hakkında bir kesinlik veremeyiz. Cevap şıkkı 1 ve 2 C olur. Evet arkadaşlar 5. sorumuz bir lambalı devre sorusu. Sorumuza bir bakalım. Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir. Anahtar açıken KLM ana lambaları ışık vermiyor. Anahtarı kapatıldığında lambalardan hangileri ışık vermeye başlar? Arkadaşlar şu an ilk durumda lambaların tümü ışık vermiyor. Peki anahtarı kapattığımız anda? Arkadaşlar bu tür soruları çözerken nokta potansiyelden faydalanacağız. Şöyle diyelim. Eksi olan tarafa eksi olana potansiyel. Peki artı eksiye volt desem arkadaşlar bu artı kısmın burası şu pilin gerilimi kadar bir volttur. Aynı şekilde eksi olan sıfır Artı olan da bu piller birbirine özdeş ya. Şurası 1 volt. Artı olana 1 volt desek. Artık nokta potansiyeli bulmayı başlayalım. Arkadaşlar burası voltsa tabii ki burası 1 volt. Burası voltsa burası 1 volt. Aynı şekilde burası da 1 volt. Arkadaşlar voltsa burası da 1 volt. Şurası 0 potansiyel şurası da 0 potansiyeldir. Elektrik akımı her zaman potansiyelin büyük olan yerden küçük olan yere doğru. Elektrik akımı bu bu tarafa doğru akar. Yani K lambası artık ısı verir. Hatta K lambası üzerindeki düşen gerilim farkları kadar yani 1 volt kadardır. Peki aynı şekilde 1 volt Burası sıfır. E, voltajı büyük olan yerden küçük olan yere doğru elektrik akımı geçer. Yüksekten aşağı alçağa doğru. Arkadaşlar bu ışık verir. L lambası. L'ye de düşen gerilim 1 volt kadardır. Peki iki noktada potansiyel fark yoksa elektrik akımı geçmez. M lambası kısa devre olur. Burada ışık vermeye başlayan lambalar k de kim olur? L. Cevap şıkkımız Ceyhan olur. Evet arkadaşlar altıncı sorumuz bir ses dalgası sorusu. Sorumuza bir bakalım. Bir hoparlörden çıkan sesin kulağa ulaşıncaya kadar geçen sürede 1, 2, 3, 4 niceliklerin hangileri kesinlikle değişmez ortam durgun havadır. Arkadaşlar bir hoparlör çizelim burada. Hoparlörümüzden arkadaşlar yayılan veya çıkan bir ses. Ses dalgaları arkadaşlar önündeki havayı önce sıklaştırır. Daha sonra gevşer. Sıklaştırır gevşer. Bizim arkadaşlar kulağımıza yayılır. Şimdi hangisi kesinlikle değişmez? Arkadaşlar ben frekanstan başlamak istiyorum. Frekans kaynağı bağlıdır. Uzaklıkta frekans değişmez. Bu sabit kalır arkadaşlar. Frekansın büyüklüğü aynıdır. Peki hızın büyüklüğü. Arkadaşlar hızın büyüklüğü ortama bağlıdır. Aynı ortamda yayılan seslerin hızların büyüklüğü aynıdır. Hızın büyüklüğü de sabitir. O değişmez. Arkadaşlar genlik veya şiddet, uzaklıkta genlik veya şiddet ikisi de aynı kavramdır. Uzaklıkta azalır. 1-1 bir, bir metrede genlik 1 e, bölü 1, 2 metre ötede 1 bölü 4 yani karesiyle ters orantılı. 3 metre ötede 1 bölü 9 olur. Uzaklıkta şiddet de azalır arkadaşlar. E, genlik de azalır. Hangileri değişmez? 2 ve 4 cevap çıkımız ne oluyor arkadaşlar? edilmedir. Evet arkadaşlar son sorumuz bir optik sorusu, düzlem ayna sorusu. Sorumuza bakalım. TL düzlem aynası ve X ve Y topları çekildiği gibi yerleşirim misin? K noktasını aynaya bakan bir gözlemci için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Arkadaşlar gözlemci aynada görebildiği kısımları yaparken Gözün aynaya göre ne alınıyordu? Simetrisi alınıyordu. Peki göz burada aynaya göre simetrik burada dikme alınıyor. Arkadaşlar burası bir buçuk birimse bir buçuk birim ötede şurada bir yerde gözlerimizi vardır arkadaşlar. Aynanın verdiği aynanın uçlarına buraya bir ışın gönderim. Arkadaşlar buraya da bir ışın gönderim. Şu an x ile y cisimlerini görür. Peki e, sorumuz şu arkadaşlar. X ve Y toplar nerede görür? Arkadaşlar şimdi X'in e, simetrisinin görüntüsüne bir baksak. X'in simetri aynı eşit uzaklıkta. E, tam da neresi olur? M noktası. Yani X'i M noktasında görür. Peki Y'nin aynaya göre simetrisi aynı uzaktan. Arkadaşlar Y'nin aynaya göre simetri. Eşit uzaklıkta direkte N noktası olur. O zaman arkadaşlar G gözlemcisi X'in görüntüsünü M'de, Y'nin görüntüsünü N'de görür. D seçeneğine baksak X'in görüntüsünü M noktasına, Y'nin görüntüsünü N noktasında görür. Cevap şıkkımız ne oluyor? Denizlidir.